Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah toparlanmaya başladık. Biliyorsunuz arkadaşlar, yani Instagram'dan takip edenler biliyordur. 1,5 hafta önce dedemi kaybettik maalesef. Çarşamba günüydü. 3. ayın 8'inde dedemi kaybettik maalesef. Annemler Türkiye'deler şu anda. Bir hafta sonra gelecekler inşallah. Yani bu konuyla alakalı çok konuşmak istemiyorum. Yani şimdi çocukların yanında da fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Kolay bir zaman geçirmiyoruz şu an maalesef. Buradan tekrardan bütün ailemin de başı sağ olsun. Yani bu kadar söyleyeyim şimdi. Biliyorsunuz önümüzde Ramazan-ı Şerif geliyor. 3 gün kaldı. Çarşamba günü Ramazan-ı Şerif başlayacak inşallah. Allah'ım hepimizi kavuştursun inşallah. Yani dünya hiç iyiye gitmezken insan artık 3 gün sonrasının bile şüphesini yaşar olduk. Şimdi biz de bugün düşündük, cumartesi, hava da çok güzel. Çocuklar da bizimle beraber 1,5 haftadır gerçekten çok bunaldılar. Dedik biraz dışarı taraflara gidelim. Eşim sağ olsun plan yapmış. Ingolstadt'a gidiyoruz bugün. Et ihtiyacımız vardı. Hem dedik oradan toplu halde alalım annemlere de. Onlar Ramazan-ı Şerif'in içerisinde gelecekler. Yani öyle şimdi oraya gidiyoruz. Ingolstadt'a gideceğiz. 1 saatlik yolumuz var değil mi? Evet. 1 saatlik yolumuz var. Oradan da işte yani çocuklarla biraz vakit geçirelim diye düşündük. Çocuklar arka taraftalar. Bakalım inşallah sıkılmazlar. İlk defa bu kadar uzun yol gideceğiz. Değil mi? Evet. Aynen. İlk defa bu kadar uzun yol gideceğiz. Bakalım inşallah dayanabilirler. Hadi o zaman çıkalım mı yola? Tamam çıkalım. Hadi çıkalım. Village war ich noch nie, aber Ingolstadt war ich sehr, sehr oft. Ama şey, bira... Mit von Hopf gemacht. Ham maddesi, ha? Ne kadar büyük bir alana yapmışlar ama, değil mi? Deutschland, Bayern, ich weiß nicht. Aynen. Vardır bir şey. Bak şu karşı tarafta da var. Ich glaube, das ist ein Hopfen. Sıkıldınız mı? Evet. İyi başladınız. Türkiye'ye gitsek ne yapacaktınız arabayla? Üç gün. Baba tamam oğlum. Alacağım ailemi. Arkadaşlar Yusuf Selim McDonald's şeyi gördüğü yerde her zaman ağlar olmalı. Yusuf Selim, denim die ganze Zeit irgendwas auf. Keiner weiß, was er da macht. Wo ist das denn die ganze Videos löscht? Justus, nein. Arkadaşlar, şöyle küçük bir tur attık şimdi burada. Benimki mi Mehmet Ali? Seninki. Bize de çatal bıçak getirseydin aslında ne kadar iyi olurdu. Anne bak. Şimdi burada bu ortada bir yer koymuşlar. Krep var. İçine istediğiniz şey koyabiliyorsunuz. Maalesef içerilerde size çekim yapamıyorum. Çünkü her yerde şarkı çalıyor. Al oğlum. Öyle şimdi oturduk bakalım. Burada biraz bir şeyler yiyeceğiz.
Arabaya bindik arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Et almaya mı gidiyoruz Mehmet'e? Evet, et almaya gidiyoruz arkadaşlar. Nasıldı Veliç? Güzel bir değişiklik. Aynen. Ben bayıldım. Yani dükkanların tabii çok kaliteli ve pahalı dükkanlar vardı içerisinde ama ondan hariç atmosferine bayıldım. Yani böyle küçük bir mahalle gibi sürekli yan yana yan yana butikler. Ya konsept süperdi. Yani çok sevdim. Eğer yakın otursam herhalde sürekli gelmek isteyeceğim bir yer olurdu. Bence. Yani. Çok da kalabalıktı. Hala Golden daha gelen Hour. Giden bir sürü insan vardı. Ney? Golden Hour. Evet. Yani. Şimdi navigasyonu takip ediyoruz bakalım. Bizi nereye götürecek? Çok güzel şeylerde denk geldi ama inanılmaz pahalıydı arkadaşlar. Yani şimdi kocamı durup dururken kalpten öldürmeye hiç gerek yoktu. Ama sevdik yani. Hava da çok güzeldi şansımıza. Yağmurlu olsa belki bu kadar keyifli olmazdı. Veya soğuk olmuş olsaydı. Arada sırada böyle gölgelik yerler esti ama güneş epey bir yakıyor şu an arabanın içerisinde. Görebiliyor musun? Kaç derece dışarısı? Yok, göremiyorum şu an. 19. 19 mu? Yani. Öyle arkadaşlar. Hadi bakalım, Ingolstadt'ın içerisindeyiz değil mi? Herhalde. Biraz da Ingolstadt'ın içini görelim. Arkadaşlar, alışverişimizi yaptık şöyle. Yani buranın şeyi çok güzel, Türk bakkalı çok güzel. Aşkım ben oradan şey aldım, soğan halkası aldım. 5 euro, 50 stück. İyi, doch gut. Alıyorum o zaman. Ha, bak bir ama, niye mavi birisi birisi şey? Spicy. Tamam. İyi yaptın anneciğim. Evet, beyaz ayakkabı annem. Kirlenir. Oğlum. Arkadaşlar bir de böyle közlenmiş biber, bamya. Burada her şeyi bulabiliyorsunuz. Bayağı büyük bir Türk bakkalı. Et reyonları çok inanılmaz güzel. Her şeyi böyle kilo kilo ayırmışlar. Ondan sonra eti kuşbaşı kıyma halinde, isterseniz taze de yaptırabiliyorsunuz, isterseniz paket halinde de alabiliyorsunuz. Biz buraya gelmeyi tercih ettik çünkü annemler için de alışveriş yapıyorum ben. Öyle olunca bizim bugün alışveriş şeyimiz biraz büyüktü yani, alacaklarımız, ihtiyaçlarımız. Buraya geldik. Şimdi annem gelince bir de onlarla uğraşmak zorunda kalmasın. En azından etleri falan hazır olsun geldiklerinde. Çok güzel şeyler var. Yani böyle istediğiniz gibi kendiniz alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tavuk döner var. Böyle kesilmiş şekilde. Sadece tavada birazcık kavuruyorsunuz yağda. Çok güzeller. Tavuğunu denedim. Normal et dönerini denemedim. Şimdi o konuda bir şey söylemeyeceğim. Mantıları çok güzel. Yani denemek isterseniz. Böyle. Ekmekler, lavaşlar. Güzel yani. Bayağı büyük bir yer. Bizimkiler gitmişler de gitmişler. Salam, ondan bir tane yeter. Ondan fazla almayın. Yufkalar. Bizim oradaki Türk bakkalından ben taze yufka aldım arkadaşlar. Onlardan da buzluk böreği, banyo böreği de deniyormuş. Onlardan koydum buzluğa. O da bayağı iyi bir şey oldu. Yani bunların tariflerini de ileriki günlerde Instagram'da inşallah yayınlayacağım. İlgilenenler oradan da bakabilirler. Ay ben buradan incir reçeli bakayım. İncir reçeline bayılırım ben. Bu ne gibi? Ne o Mehmet Ali? Allah Allah, bilmiyorum ki. Arkadaşlar aranızda bilenler varsa yazsınlar lütfen. Biz bilemedik.
Yazmıyor da bir yerinde bir şey. O acılı. İçinde bak kırmızı biber var onun. Acılı. Annemle de bir kere yediğimi sandım. Güzel, eğer sevdiysen o zaman al. Sevmiştim. Ama sevmeyeceğin bir şeyse hiç alma. Sevmiştim. E tamam o zaman. Bir tanesini de ondan al. Ha? İki tane. Hayır, bundandı. Aşkım bu bundandı. İyi hatırlıyorum, bundan da. Hatta o zaman da biz şaşırmıştık ki Fa bu acı nasıl yedi diye. Ha doğru. Bir tane alayım mı? Bir tane alsan yeter. Gene de ne olur ne olmaz. Üç tane var. Şimdi senden başkası pirinç da yemez onu. Neyi Mehmet Ali? Aldım pirinci. Bilmiyorum ki Mehmet Ali. Kasava diyor. Bilemiyorum. Evet. Patates. Ama şimdi Ramazan geliyor. O kadar büyük patatesi bitiremeyiz. İncir reçeli. Yusuf Selim ne diyorsun Yusuf Selim? Şöyle taneli bundan bir tane alacağım. Arkadaşlar eve geldik. Hepimiz harap durumda. Yusuf Selim uyuyakaldı. Gene çok bile dayandı. Eve geldik. Şimdi yukarıya çıkıp etleri paketleyeceğiz. Şu an o kadar uykumuz geldi ki hepimiz arabanın içine yatsak uyuyacak haldeyiz. Haydi çıkalım. Hadi bakayım. Hadi. Arkadaşlar eve çıktık şimdi. Çocukları yerine yerleştirdim babalarıyla beraber. İçeride film seyrediyorlar, dinleniyorlar. Ben de şimdi kıymalarımı paketleyeceğim. Diğerleri zaten paketli. Şurada görüyorsunuz belki. Diğerleri zaten paketliydi. Anneminkini de bir torbanın içine hazırlayacağım paketli bir şekilde. Onu da bir daha annemlere gittiğimde direkt kendi buzluğumdan alır, onun buzluğuna koyuveririm. Arkadaşlar benim işim bitti. Kıymalarımı poşetledim. Şöyle poşetledim arkadaşlar. Sizlere de göstereyim. Şöyle tek tek. Biliyorsunuz tarif çekiyorum ben Instagram'da. Öyle olunca bu bir poşet mesela 350-450 gram arasında değişiyor kıymada. Yani bir yarım kilo olmuyor bunlar. Böyle olunca da hani ben tarif verirken daha kolay oluyor benim için. Artık elimde alıştı, ona göre de hepsini paketliyorum böyle tek tek. Çözülürken kolay oluyor. Köfte falan yapacağım zaman iki poşet çıkartıyorum. O zaman biliyorum ki o yetmez. Mesela böyle lazanyalara veya dolmanın içine koyacağım zaman böyle bir tane paket yetiyor bize. Onun için de böyle paketledim. Şimdi bunları eşimle aşağıya göndereceğim. Benim aşağıdakilerimde arkadaşlar 1.90'lık bir buzluğum var. Çekmeceleri de bayağı geniş. Yeni almıştık. 2-3 sene oluyor herhalde. Yani onun için böyle yapıyorum fazladan atıyorum buzluğuma. Şimdi annemler de biliyorsunuz bayramüstü gelecekler. İftara davet ettiği insanlar olabilir veyahut da kendileri de akşam işten gelir gelmez hemen iftar yapacak. Onun için vakti olmadığında falan veya canı istemediğinde hemen buzluktan bir şeyler çıkarabilsin diye sarma sardım arkadaşlar. Dün bütün gün sarmayla geçti. Sarmayı da dayımla konuşuyoruz. Dayıma da dedim. Dayı dedim, hiç sevmem sarma sarmasını. Her sararken de derim bu son ama sürekli bir geçerim başına. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Sevmemekle beraber illaki bir sarıyorum o sarmayı. Yine onun gibi bir gün geçirdim. Dün bütün gün sarma sardım. Buzluk böreği yaptım. Banyo böreği de diye geçiyormuş. Onu da dün yaptım. Onları da buzluğuma gönderdim. Anneciğim. Baba mı?
Ne oldu? Yusuf Selim uykudan erken uyanınca biraz nazlı. Susadın mı? Bugünlük benden bu kadar. Gerçekten çok yoruldum. Araba yolculuğu yordu. Uzun zamandan sonra yine böyle uzun bir araba yolculuğu yaptık. Yani beni bayağı bir yordu. Bir de orada temiz hava çarpmış da olabilir. Bayağı güneş vardı çünkü. Yorulduk. Onun için artık ben de yavaş yavaş dinlenmeye geçeceğim inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Uzun bir aradan sonra yeni bir video çekmek istedim böyle bir günde. Yani eşim de sağ olsun böyle bir plan yapınca dedim en iyisi çekelim. Bu arada arkadaşlar Ingolstadt Village'e gittik. Eşim ne zamandır diyor ki oraya bir seni götüreceğim. Ve ben oradan tek bir iğne ucu bile almadan geri geldim. Eşim diyor ki, kız diyor hayret ediyorum da diyor sen oradan nasıl eli boş geldin? Gerçekten ben de hayretler içerisindeyim. Zaten ne zaman böyle motive bir şekilde alışverişe gitsem hiçbir şey bulamam. Gene öyle bir gün oldu. Çocuklar faydalandılar. Mehmet Ali faydalandı. Ayakkabı ihtiyaçları vardı zaten. Biraz da onun için gitmiştik. Çocuklara şimdi biliyorsunuz havalar da düzeliyor. Yusuf Selim'in ayak numarası büyüdü. Ona yeni ayakkabı lazımdı. Hifaya aynı şekilde yazlık ayakkabı. Mehmet Ali'nin kendisine yazlık ayakkabı lazımdı derken onlar ayakkabı ihtiyaçlarını giderdiler. Bir de Lint'e uğradılar. Çikolata aldılar bir sürü. Asla sevmem. Gerçekten tadını beğenmiyorum Lint'in çikolatalarının. Bana çok tatlı geliyor. Ben biraz daha böyle bitter çikolata sevenlerdenim. Onun için pek benlik değil yani. Böyle bayağı çikolata tadı yoğun olduğu zaman sevmiyorum. Öylelik süre bugün bizimkiler faydalandılar. Gerçekten hiçbir şey almadan geldim. Benim için bir devrim yani. O kadar güzel şeyin içerisinde. Neyse bu sefer de böyle olsun. Hayırlısı diyelim. Bu sefer de onlara yapmış olduk. Bugünü de böylece kapatalım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.